Usta TV kanalından herkese merhaba. Bu videomuzda elektrik buğatlarının bağlantısını göstereceğim. Önce priz buğatının bağlantısını göstereceğim. Daha sonra da lamba buğatlarının bağlantılarını göstereceğim. Eski tesisatlarda lamba devreleri ve priz devreleri tek bir buğatta bağlantı yapılabiliyordu. Tek bir buğata çekilebiliyordu. Yeni tesisatlarda, yeni dediğim yaklaşık 20 yıllık tesisatlarda lamba ve priz buğatlarının ayrı ayrı yapılma zorunluluğu getirildi. Bu konuyu rahatça anlatabilmek için meslek liselerindeki plançetelere benzer bir düzen kurdum. Bağlantıya başlamadan önce yeni başlayan arkadaşlar için burada kullanacağımız terimlerden bahsetmek istiyorum. Anahtar ve prizlerin yuvalarına biliyorsunuz şu gördüğünüz plastiklere kasa denir. Anahtar priz kasası denir. Dağıtım yapılan bu plastik kutunun ismi de buhattır. Çoğunuz biliyorsunuzdur zaten. Buhata gelen beslemeye linye denir. Gelen linye denir. Başka bir buhata geçiş varsa besleme için giden linye denir. Yani gelen ve giden kabloların isimleri linyedir. Anahtar ve priz kasalarına inişlere de sorti denir. Evet, şimdi bağlantımıza başlayalım. Yeni başlayan arkadaşlar böyle bir buhat gördüğünde, kalabalık bir buhat gördüğünde biraz karışık gelebilir. Aslında düzgün çekilmiş bir elektrik tesisatı için çok sade ve basit bir işlem. Prizleri zaten biliyorsunuz. Bütün prizler birbirine paralel bağlanır. Bağlantı yapacağınız tesisatta, bağlantı yapacağınız buhatta daha doğrusu tek linye varsa her şeyi kendi rengine, bütün kabloları kendi renklerine bağlıyorsunuz. Tabi burada biraz işçilik de önemli. Onların püf noktalarını da göstereceğim. Sadece kabloları ucuca bağlamak veya klemense bağlamak yetmiyor. Bazı yerlerde görüyoruz. Sadece kabloların uçlarını soymuşlar ve şöyle bir klemeste kabloları birbirine bağlamışlar. Tamam, tesisat çalışıyor mu? Çalışıyor ama buhatı açtığınızda hoş bir görüntüyle karşılaşmıyorsunuz. Düzgün bir işçilikle karşılaşmıyorsunuz. Bunlar da çok önemli. Belki video biraz uzun gelebilir ama tabii ki bu bir eğlence videosu değil, eğitim videosu sınıfında. İnsanları doğru bilgilendirmek için biraz detaylara girmemiz gerekiyor. Bağlayacağımız kabloları kendi renklerine ayırıyoruz önce. Şimdi hemen bağlamıyorum, sebebini şimdi göreceksiniz. Bu tek fazlı ya da tek linyeli bir buhat. Bir buhatta iki tane de faz olabilir. Ayrı ayrı linye çekilmiş olabilir. Nötr ve toprak ortak kullanılmış olabilir. Hemen bir tane daha linye çekeceğim. Konunun daha iyi anlaşılabilir olması için. Elimde bir tane de kahverengi kablo var. Bu arada renk standartlarından da bahsedeyim. Bilmeyen arkadaşlarımız için yanlış bağlanmamışsa doğru bağlanmış bir elektrik tesisatında mavi nötrdür. Maviler nötrdür. Sarı yeşil şu alacalı olan kablolar elektrikçiler arasında alacalı ya da ala da denir. Bunlar topraktır. Kahverengi siyah ve kırmızı kablolar da faz kablosudur. Faz rengidir. Burada da ben kırmızıyla kahverengiyi faz olarak kullandım. Gelen linye fazları olarak kullandım. Diğer fazların hepsi de zaten kırmızı olarak çekildi görüyorsunuz. Buhat bağlarken neyin nereye geldiğini, nereye gittiğini bilmemiz gerekiyor. Zaten prizlere bilirsiniz 3 tane kablo gidiyor. Faz, nötr, toprak. Bunların ikisini de şu anda priz olarak değerlendiriyorum ben. Priz olarak bağlayacağım. Biraz sonra zaten lamba buhatında bunun birisini tekli, birisini de ikili anahtar yapacağım. Renk kodları doğru çekilmişse, gelen linyede de tek bir tane faz varsa zaten biraz önce gösterdiğim gibi bütün renkleri birbirine bağlıyorsunuz. Ama iki tane faz varsa, şöyle 4 tane kablo görüyorsunuz bir borunun içinden, 14'lük borunun içinden çıkan 4 tane kablo varsa 2 tane linye olduğunu tahmin etmeniz gerekiyor. Bu bizim gelen linyemiz. Önce nötrleri veya önce toprakları bağlayabiliriz. Eğer çok karışık bir buhatsa karışıklığı gidermek için. Önce nötr, hemen ben topraklamaları bağlıyorum. Dört tane topraklama var. Kabloları yan yana tutuyorum. Hepsini aynı uzunlukta kesmemiz gerekiyor.
Uzun kabloları kesiyoruz. Eşitliyoruz. Kabloların ucunu çok kısa değil de çok da uzun da değil. Yaklaşık şöyle 3 santim uzunluğunda açıyoruz ya da soyuyoruz her ne derseniz. Şimdi yeni başlayan arkadaşların buat bağlantıları böyle oluyor. Buatı açıyoruz. Buraya bir de kremez takmışlar veya bazıları direkt bantlamıştır. Bantlamak doğru değil. Kesinlikle kremez takmamız gerekiyor. Bantların üzerindeki yapışkanlar bu aralara girdiği zaman ek yerinde temassızlığa sebep olup ark yapıp yanmaya sebep olacaktır. Onun için bant kullanmıyoruz. Bağlantıyı yaptıktan sonra klemensimizi takıyoruz. Şu anda yaptığımız bağlantı doğru. Ama görüntü açısından, görsellik açısından düzgün değil. Doğru değil. Onun için bu kabloyu şöyle sonuna kadar büküyoruz. Bakın şöyle iyice çeviriyoruz. Daha düzgün oluyor. Bu atın içine de rahatça yerleştirebiliyoruz. Şimdi nötrleri de hemen birbirine bağlıyorum. Nötrler ortak olduğu için nötrleri de birbirine bağlıyorum. Tabi kameraya göstererek kabloları soymam gerekiyor. Bir de şu anda bulunduğum tezgahı fazla sallamamamız gerekiyor. Kabloları hep aynı yönde sarıyoruz. Şöyle uçları da düzgün değilse uçlarını da düzeltiyoruz. Evet, bunlar ortak olduğu için, ortak derken şöyle iki linyeye de ortak kullanıldığı için önce bunları bağladım. Evet, geriye giden fazlarımız kaldı. Şu giden linye, şu prize inen linye, bu da diğer prize inen linye. Ben şu başka buata giden linyeyi bağımsız yapmak istiyorum. Şu kahverengi kabloyu, ikinci fazımızı veya ikinci linyemizi başka buata giden kabloya bağlıyorum. Geriye kalan kabloları da birleştiriyorum. Gelen faz ve prizlere giden fazlar. Kabloların hepsi aynı renkteyse, tek bir tane de faz varsa geleni gideni ayırmanıza gerek yok. Direkt bütün kabloları kendi rengine bağlayabilirsiniz. Priz tesisatında. Priz tesisatları böyle. Evet, gördüğünüz gibi kabloları iyice böyle birbirine vurduktan sonra ortaya da güzel bir görüntü çıkıyor. Tekrar söyleyeyim. Eğer tek faz gelseydi, gelen linyemizde bir tane faz olsaydı, bütün kırmızıları, bütün fazları birbirine bağlayacaktık. İki tane faz olduğu için bu iki faz aynı fazdan olabilir. Yani iki linye R fazından veya S fazından olabilir. İki faz derken yanlış anlaşılmasın. 380 volt olmak zorunda değil. Olabilir de. Ama aynı buata mümkünse aynı fazdan linyeler çekmemiz gerekiyor. Priz buatımızın bağlantısı böyle. Örnek olsun diye bir tane de klemens takayım. Sadece kablonun birine takacağım. Videoyu uzatmamak için. Daha sonra da lamba buatının bağlantılarına geçeceğim. Şunun birine klemens takıyorum. Tabi bu kadar büyük klemens kullanmanıza gerek yok. Çünkü buatın içinde sıkıntı olacaktır. Yer sıkıntısı.
Şöyle klemenzi de güzelce taktıktan sonra bu atı kapatabiliriz. Klemenz taktığım kabloyu içine sokayım şöyle. Kabloları kıvırarak bu atın içine yerleştiriyoruz. Ve bu atın kapağını kapatıyoruz. Evet, lamba devresini hazırladım. Buraya temsil olarak bir tane duy koydum. Daha iyi anlaşılsın diye. Anahtar sortimiz. Tekli anahtar devresi bu. Anahtar devrelerinde 1,5'luk kablo kullanılır. 1,5'luk kablo kullanılması yeterlidir. Altında kablo kullanılmaması gerekiyor. Teknik şartname bu. 1,5'luk olması lazım. Yalnız lamba boğatı da olsa 2,5'luk kablo kullanılması gerekiyor. 2,5'luk kablo kullanılma zorunluluğu vardır. Bağlantıya geçmeden önce hatırlatmak istediğim bir şey daha var. Bildirmek istediğim bir şey daha var. Adi anahtar ve ikili komütatör anahtarın bağlantı mantığıyla ilgili videomuzu izlemek için şu anda ekranın üzerinde gördüğünüz linki tıklayabilirsiniz. Lamba boğatlarında yine faz nötr vardır. Priz boğatında olduğu gibi. Ama şu anda bu videonun yayınlandığı andan itibaren bildiğim kadarıyla Türkiye'de lamba tesisatlarında topraklama şartı yok. Ve evinizde şu anda çekili olan boğatlarda zaten lamba boğatlarında topraklama yoktur. Faz nötr vardır. Anahtara faz girer. Anahtardan faz çıkar. Onun için ne yapıyoruz? Karıştırmamak için önce nötrü bağlıyoruz. Daha sonra da diğerlerini bağlıyoruz. Anahtara faz girer, faz çıkar demiştik. Anahtarın uçlarını hemen tespit ediyoruz. Neyin nereye geldiğini bilmemiz gerekiyor. Anahtara inen fazı bağlıyorum. Anahtardan çıkan fazı da anahtar devresini de lambaya giden lamba ucuna bağlıyorum. Evet, lamba boğatının bağlantısı bu. Bu şekilde. Hemen bir de uçları bağlayalım. Tamamen uygulamalı göstermiş olalım. Daha sonraki videolarımızda A'dan Z'ye elektrik tesisatını göstereceğiz. Hem de inşaatta temel topraklamadan başlayacağız. Montajına kadar en ince ayrıntılarıyla elektrik tesisatını anlatan uygulamalı video göstereceğiz. Tabi bu bölümler halinde olacak. Bunun için biraz daha zamana ihtiyacımız var. Desteklerinize ihtiyacımız var. Beğenilerinizi ve yorumlarınızı esirgemeyin dedik ve bağlantımıza devam ediyoruz. Biraz önce yaptığım priz bağlantısındaki gibi, tabii bu çok karışık değil. Tek bir anahtar devresi. Biraz sonra ikili anahtar devresinin bağlantısını da yapacağım. Kabloları bağladıktan sonra yine birbirine vurmayı unutmasak, şöyle birbirine vurarsak daha da güzel olur. Evet, tekli anahtar. Yani teknik ismiyle adi anahtar devresinin bağlantısı da böyleydi. Şimdi ikili anahtar devresinin bağlantısına geçeceğim. Hatta bunu bozacağım. Hem ikili hem tekli anahtar devresini birlikte bağlayacağım. Bağlamadan önce tekrarlıyorum. Biraz önce bahsettiğim videoyu izlerseniz bu bağlantıyı çok rahat yaparsınız. Bağlantıyı yapmadan önce neyin nereden geldiğini, nereye gittiğini bilirsek çok rahat yaparız bağlantıyı. Hemen kabloların nereye gittiğini bulmak için kabloları oynatıyoruz. Tabi montajlı bir daire olmaması gerekiyor. Örneğin şunu sallıyoruz. Aa, bu kablo anahtara gidiyormuş. Tekli anahtara. Şunu şöyle oynatıyoruz ileri geri. Bu da ikili anahtarın uçlarıymış. Şunu oynatıyoruz. Bu da tavandaki avize bağlayacağımız yerin uçlarıymış. Şu kalın kablolarda, videoda belki kalınlığı belli olmayabilir ama bu da 2,5'luk kablo. Bunlar da boğatımıza gelen linyeler. Yani boğatımızın beslemesi. Biraz önceki tekniği kullanıyoruz. Lambalara nötr direkt gittiği için, yani anahtara faz girip anahtardan faz dolaşıyor. Lambaya
Nötr direkt gittiği için önce nötrleri bağlıyoruz hemen. İşin tekniğini bildikten sonra bize karışık görünmeyecektir. Bakın, videoyu uzatmamak için sadece birbirlerine şöyle dolayacağım. Bu video uzatma konusundan biraz eleştiri aldık. Nötrleri bağladık. Şimdi anahtarlara faz giriyor demiştik. Hemen gelen linye fazımızı alıyoruz. Anahtarlara giden fazları buluyoruz. Şunlar anahtara giden fazlar. Bunları farklı renkte yaptım. Belli olsun diye. Diğer anahtara giden fazı da buluyoruz. Bunları da buraya bağladım. Evet, geriye kalan anahtar dönüşleri. Şu anahtar devresiyle lamba devreleri. Lambaya giden faz ucuna lamba devresi de denir elektrikçiler arasında. Tekli anahtarın dönüşünü hemen tekli lambanın ucuna bağladım. Komitatör anahtarda iki tane de anahtar dönüşü var. Bunları da tavandaki biraz önce temsili avizenin uçlarına bağladım. Avize bağlayacağımız lambanın uçlarına bağladım. Evet. Bağlantılar bu şekilde. Biraz önceki gibi kabloları soyup bağlamayacağım. Sadece bağlantılarını bu şekilde göstermiş olduk. Klemens takmayı unutmuyoruz tabii. Son bir kez daha bir şey belirtmek istiyorum. Lamba tesisatı çekerken eğer tesisatı siz çektiyseniz lambadan gelen uçları uzun bırakabilirsiniz anahtara kadar. Hemen kesmenize gerek yok. Uzun olduğu için de direkt anahtara gönderiyorsunuz. Şunları ek yapmamış oluyorsunuz. Yani şu gelen kabloları direkt anahtara gönderiyorsunuz veya şu kabloyu hiç ek yapmadan anahtara gönderebiliyorsunuz. Evet, bir videomuzun daha sonuna geldik. Kanalımıza destek olmak için ve videolarımızın devamı için kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.